Sevgili seyirciler, hepinizi Halikarnas Balıkçısı'nın merhabasıyla selamlayarak söze başlamak istiyorum. 2020 yılında Çomu TV olarak yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Geçmişin İzinde Troas. Anlaşıldığı üzere bir arkeoloji ve kültür ağırlıklı bir program olacak. Ben kendimi biraz tanıtırsam, Fen Edebiyat Fakültesi, Çomu Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Ve uzun yıllar bölge üzerine çalışıyorum. Deneyimlerimi, bilgilerimi sizinle paylaşmak üzere bu programı yürütmeyi düşünüyorum. Şimdi ilk programımızda çok özel bir mekandayız. Burası Çanakkale'de, hemen Aynalı Çarşı'nın hemen yakınlarında Korfman Kütüphanesi. Gerçekten çok özel. Korfman ismini biraz konuyla ilgili olanlar duymuş olabilirler. Yıllarca Troya kazılarını yönetmiş, 1980'lerden 2005 yıllarına kadar. Burası aynı zamanda bir ihtisas kütüphanesidir. Yani daha çok arkeoloji ve tarih ağırlıklı kitapların bulunduğu bir kütüphanedir. Sanıyorum Alman Arkeoloji Enstitüsü'ndeki kütüphaneden sonra en zengin kütüphanelerden birisidir. O yüzden size buradan önce seslenmek istedik. Programımızın adı Geçmişinizinde Troas diye söylemiştik. Bu ilk programımızda programımızın adını veren Troas bölgesini size anlatmaya çalışacağım. Bu bölge bugün tam anlamıyla Biga Yarımadası'nın bulunduğu bölgedir. Yani Biga Yarımadası'nın antik dönemdeki adı Troas bölgesidir. Bu bölge adını Troya antik kentinden almaktadır. Bu kentten dolayı da pek çok araştırmacı, bilim insanı bu bölgelere gelmiş ve araştırmalar yapmıştır. Şimdi bu mekanda bulunmamızın bir amacı da şudur. Bu konuyla, bölgeyle ilgili çok sayıda yayınların bulunduğu bir mekandır burası. O nedenle size bazı kitapları tanıtmak istiyorum. Bu bölgeyi anlatan kitapları. Bölgeyi tanıtan en önemli kitap Strabon'un Geografikası, yani coğrafyasıdır. Strabon Amasyalı bir coğrafyacı. Milattan önce 1. yüzyılda bu kitabını verdiği söylenir. 17 kitaplık bir eseri vardır. Bu kitabının 17 kitabının 13. kitabında bu Troas bölgesinden bahseder. İsterseniz ben sözü Strabon'a bırakayım, size oradan okuyayım. Kizikene'den, Ezopos ve Granikos çaylarından, Abidos ve Stesos'a kadar uzanan bölge, Propontis'in yani Marmara Adası'nın kıyı kısmıdır. Diğer kısmı da Abidos'tan Lekton'a kadar, Aleksandria, Troas, Tenedos ve İlyon çevresinden oluşur. Bütün bu yerlerde İda Dağı Lekton'a kadar uzanır, yani Bababurnu'na kadar uzanır. Lekton'dan Kaykos çayına ve Kanaya'ya kadar olan bölge Assos'u, Adramition'u, Atarnaya'yı, Pitane'yi ve Elatikos körfezini içerir. Bu yerlerin karşısında kıyı boyunca Lesbosluların adası uzanır, yani Midilli adası uzanır. Coğrafyayı böyle tanımlıyor Strabon. Evet, en önemli kitabımız, kaynağımız Strabon dedik. Onu daha sonra kentlerden bahsederken de sık sık Strabon'a başvuracağız.
Ama Strabo'dan önce bu bölgeden bahseden önemli bir kaynak tabii ki Homeros'un İlyada'sıdır. Bildiğiniz üzere Homeros, İlyada ve Odiseya destanlarının yazarıdır. İlyada destanında 10 yıl süren bir savaşın son 51 gününü anlatmaktadır. Bu savaş Troya Savaşı'dır. Bu destanın 24 bölümden oluşan bu destanın ikinci bölümünde Homeros şöyle bir bilgi verir. Savaşa katılan Yunan Yarımadası'ndan gelen Aka şehir devletlerini ve Troya yardıma gelen şehir devletlerini tek tek sayar. Dolayısıyla İlyada bize Troas kentini anlatan ilk kaynaktır. O yüzden bizim için çok önemlidir. Bahsetmek istediğim üçüncü kitap Herodot'un eseridir. Herodot bu 9 bölümlük bir tarihin babası da derler bildiğiniz gibi Herodot'a. Yaklaşık M.Ö. 490-425 yıllarında yaşadığı kabul edilir. Herodot Bodrumludur. Biraz önce bahsettiğimiz Homeros da İzmirliydi. Gördüğünüz gibi bütün bu kaynakların yazarları hep Anadolulu insanlar. Herodot tarihi de bize bölgenin arkaik dönemleri hakkında bilgiler verir. Çok ilginç öyküler anlatır. Bu öykülerden bir tanesini size okumak istiyorum. Bu öykü Perslerin Çanakkale Boğazı'nı geçmesiyle ilgili bir öyküdür. Herodot şöyle diyor. Sonra Abidos'a gitmek üzere hazırlıklara başladı. Bu arada Hellespontos'ta Asya ile Avrupa'yı birleştirecek köprü için boyunduruk kuruluyordu. Hellespontos Kersonesos'unda Sestos ve Maditos illeri arasında kıyı Abidos'un karşısında denize doğru inen sarp kayalıktır. Abidos'tan başlayarak kıyının bu noktasına doğru köprü kurmakla görevli olan işçiler iki köprü yapıyorlardı. Birisi için Fenikeliler beyaz keten kenevir lifi, öbürü için Mısırlılar papirüz lifi kullanıyorlardı. Abidos'tan karşı kıyı 7 stattır. O büyük fırtına çıktığı zaman iki kıyı yeni birleşmişti ki bütün halatlar koptu, sonuna gelmiş olan iş mahvoldu. Anladığınız üzere Boğaz'a gemilerle bir köprü kurmaya çalışıyorlar ama tam köprü bitmek üzereken bir fırtına çıkıp bu köprüyü dağıtıyor. Bu anlattığım üç tane, tabii daha çok sayıda var ama üç tanesi Troas için önemli kaynaklarda. O yüzden sizlere bundan bahsetmek istedim. Tabii bu kitapların izinde çok sayıda yakın zamanda ya da 20. yüzyılda, 19. yüzyılda çok sayıda bilim insanı ve araştırmacı bölgeye gelip özellikle bu antik kaynakların verdiği bilgiler çerçevesinde bölgeyi araştırmaya çalışmışlar. Bu konuda pek çok isim var ama ben size en son olanlardan bir tanesini bahsetmek istiyorum. Bu önemli bir kitap. Kitabın adı bizim The Troad. Cook adlı bir bilim insanına Cook adlı bir bilim insanına yazdığı bir kitap ve 1973 yılında yayınlanmış. Burada uzun süre araştırmalar yapan Cook, buradaki bütün kentleri, araştırmalar sonuçlarını tek tek bu kitabında belirtmiş. Şöyle de bir harita koymayı da ihmal etmemiş. İşte bu ilk konumuzda size bu Troad'ı anlatmaya çalışacağım. İşte burada yani bildiğimiz belki 200'e yakın kent var bu Troas bölgesinde. Pek çoğunun ismini biliyoruz ama maalesef yerlerini bilmiyoruz ya da yaklaşık olarak biliyoruz. Bazen bildiğimiz yerleşim yerleri var, isimlerini bilemiyoruz. Hem ismini hem bildiğimiz hem lokalizasyonu yapabildiğimiz şehir sayısı ise 40-50 ile sınırlıdır. Bunların bazılarında da arkeolojik kazılar gerçekleştirilmektedir ki bu programımızın asıl amacı da size bu kentleri tanıtmak olacaktır. Bunlardan Troya başta olmak üzere
Assos, Alexandria Troas, Apollon Siminteus, Troas bölgesinin dışında kalmakla birlikte Parion, daha sonraki programlarımızın konularını teşkil edeceklerdir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bu Troas bölgesinde çalışan pek çok bilim insanı var. Burada kazılar da gerçekleştiriyorlar, yüzey araştırmaları da yapıyorlar. Zaman zaman diğer programlarımızda onları konuk da edeceğiz. Bugün bu ilk programımızda Troas bölgesinde yıllarca çalışan, emek veren Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Reyhan Körpe hocamız bugün konuğumuz olacak ve sorularımızı yanıtlayacak. ÇOMÜ için yaptığımız geçmişimizin de Troas programının ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Profesör Doktor Reyhan Hocam, Reyhan Körpe Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Reyhan Hocam uzun yıllar bu bölgede çalışmış, bu konuda yayınları olan özel bir insan. Dolayısıyla ona bazı sorular sormak istiyorum. Hocam müsaade ederseniz bir iki bir şey sormak istiyorum. Troas bölgesi biliyorsunuz Troya'dan dolayı gezginlerin, araştırmacıların çok ilgisini çekmiş bir bölge. Yani buraya çok sayıda araştırmacı, bilim insanı gelmiş, yayınlar yapmışlar. Acaba en erken dönemlerden Troya'da yerleşim tarihi hakkında biraz böyle Bizans'a kadar biraz bizi bilgilendirir misiniz? Öncelikle ben de size hoş geldin diyorum. Şimdi Troas bölgesi yaklaşık buradaki yapılan araştırmalardan yaklaşık 10 bin yıldır, 50 bin yıldır insanların bu bölgede yaşamakta olduklarını biliyoruz. Bu bölge tabii yani Asya-Avrupa arasında bir geçiş bölgesi olduğu için tarih boyunca devamlı olarak insanların yaşadığı bir yer olmuş. Neolitik dönemden başlayarak M.Ö. 7. binde bu bölgede ve daha sonra Kalkolitik ve Tunç çağlarında. Hocam bir bölge neresidir? 50 bin yıl biraz böyle çok oldu. 50 bin yıl nerede başlamışız? Aslında Çan civarında, Çan ve Yenice civarında ve Lapseki bölgesinde son yıllarda yapılan araştırmalarda bu bölgede Homo erectus'ların, Homo neandertallerin yaşadığına ait dair kanıtlar var. Geçilmediği zamanlarda. Evet, evet. Ve daha sonrasında da Neolitik dönemde ilk yerleşimleri görüyoruz. Özellikle kıyı bölgelerde ve iç kısımlarda. Ama asıl Tunç çağlarında yaygın bir yerleşim var. Neredeyse bölgenin tamamında, Troas bölgesinin tamamında yerleşimler var. Ve biliyorsunuz Troya da bu zamanda kuruluyor. Yani burası zaten Troya'dan dolayı çok ilgi çeken bir yer. Troya, yani Tunç çağları dediğimiz o Troya'nın da kuruluş yıllarından bu yana Bizans'a kadar böyle pek çok kent kurulmuş. O zaman Troya'daki, Troas bölgesindeki antik kentlerden, ki sizin böyle bir çalışmanız olduğunu biliyorum, biraz bahsedebilir miyiz burada? Tabii Troas bölgesi deyince Troya'yı insanlar biliyor. Yani o akla geliyor. Fakat Troya dışında da yani gerek Tunç çağlarında olsun, gerek Tunç çağlar sonrasında olsun çok sayıda kent var. Hocam Tunç çağları dediğimiz tarih olarak milattan önce? Milattan önce yaklaşık 3000 ve 1200 yılları arası. Özellikle Tunç çağlarının ikinci geç Tunç dönemi. Burada Vilusa Krallığı'nın, yani Troya'nın başkenti olduğu Vilusa Krallığı'nın. Evet. Şehri olan. Yani Hititler'de, Hitit kayıtlarında bu Vilusa ile yapılan anlaşmalarından dolayı bu krallığı biliyoruz. Ve ayrıca gene Homeros destanlarında anlatılan Troya Savaşı bu zamanda olmuş. Ama bunun dışında, Troya dışında Tunç çağlarında çok sayıda yerleşim var. Bu yerleşimlerin bazıları Tunç çağlarının sonunu getiren büyük göç hareketi sonrasında doğru göçler dediniz. İşte deniz kavimleri göçü ve bunlar Frigler ya da Trak asıllı
kökenli kavimler, yani öncelikle Turaos üzerinden Anadolu'ya giriyorlar ve Turaya ve Tunçça kentleri yıkılıyor. Sonrasında ise 8. yüzyıldan itibaren yeni bir yerleşim başlıyor. Yani güneyden Midilli Adası'ndan gelen göçmenler önce bölgenin güney ve batı kıyılarına yerleşiyorlar. Daha sonra 7. yüzyılda daha güneyden İonya bölgesinden gelen göçmenler. Bunlar koloni kentler mi? Bence Ayol yerleşimleri biraz koloni, biraz da yerli halkın yani Tunçyalıların sonunu getiren o hareketteki bölgeden kaçan yerli halkın geri dönüşü gibi söylemek gerekir. Ama İyon göçmenleri, bunlar Çanakkale Boğazı kıyılarından itibaren Marmara Denizi boyunca yerleşiyorlar. Ve böylece bölgenin aşağı yukarı bir demografik yapısı oluşmuş oluyor. Burada hocam önemli, tarihte çok önemli bir şey de yaşanıyor biliyorsunuz. Helenistik dönemin başlangıcı olan Granikos Savaşı ve ondan sonra şehirleşme de biraz değişiyor. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Aslında yani bölge, Turaos bölgesi pek çok savaşa sahne olmuş. Öncelikle Turaya Savaşı da bunlardan ilki sayılır. Ama diğer taraftan Granikos Savaşı, Büyük İskender M.Ö. 334 yılı Mayıs ayında, yaklaşık şimdi Biga civarında, Kocabaş Çayı, o zamanki Granikos Çayı yakınında Pers ordusunu yeniyor ve Batı Anadolu Pers hakimiyetinden çıkıyor ve bizim Helenistik Çağ dediğimiz bir dönem başlıyor. Bunun bölgeye olumlu ya da olumsuz etkileri var. Olumlu etkileri, tabii bir barış ortamı oluşmuş. Yani kentlerin bazıları gelişmiş ama diğer taraftan bazı kentler terk ediliyor. Nüfusları azalıyor. Ve buna önlem olarak o dönem yöneticileri, gerek Lysimachos olsun, gerek Antigonos olsun, bazı küçük nüfusu azalan kentleri belli yerlerde topluyorlar, yerleştiriyorlar. Aleksandria, Troas. Aleksandria, Troas böyle gene Turaya etrafındaki küçük kentlerde gene Turaya'ya yerleştiriyorlar nüfuslarını. Ve bu kentler bir süre daha devam edecek. Hocam bir de Pers egemenliği dedik. Bu Troas bölgesindeki Pers egemenliği, biraz da ondan bahseder miyiz? Ne zaman başladı? Persler 346 yılında Batı Anadolu'ya ve Turaos bölgesine geliyorlar ve yaklaşık 200 yıla yakın bir süre bu bölgede kalıyorlar. Pers yönetimi zamanında Turaos bölgesi, şimdi yani Gönen yakınlarındaki Daskilaon satraplığına bağlı ve bu bölgede daha küçük beylikler var. Yani Persler bu beylikler üzerinden bölgeyi kontrol ediyor. 200 yıl burada bir Pers hakimiyeti söz konusu. Bu Pers döneminde yani mesela hiç bir Pers tapınağından, bir Pers kentinden hiç bahsetmiyoruz. Bunlar 200 yıl burada ne yapmışlar? Şimdi Persler aslında nüfus olarak bölgeye gelmiyor. Yani Pers yönetimi siyasi ve askeri bir yönetim. Ve aynı zamanda M.Ö. 5. yüzyıl, yani Turaos'un belki de tarih boyunca en parlak çağı. O döneme ait çok zengin eserler, işte tümülüsler bu bölgede var. Ve Persler bölgedeki yerli halkla işbirliği yaparak yani 200 yıl boyunca burada varlıklarını sürdürmüş. Şöyle diyebilir miyiz? Şehirlerde herhangi bir baskı kurmamışlar. Sadece vergi toplamışlar. Onların özgürce yaşamalarına müsaade etmişler. Sadece vergi toplayıp Persepolis'e iletmişler. Doğru. Evet, yani aynen dediğiniz gibi yani kentlerde kendi istedikleri yöneticiler var.
Kentin akropolinde bir küçük bir Pers garnizonu var. Bunun dışında yani Persler yani çok büyük baskı, ekonomik ve siyasi baskısını göremiyoruz. Yani bazı tarihçiler aslında bu dönem için yani Pax Persica da söylüyor. Bütün Batı Anadolu için de aslında söyleyebiliriz bunu. Yani oldukça refah vardır diyebiliriz. Günümüzde Pers eseri olarak Çan'dan gelen bir layık var biliyorsunuz. Çok nadir şu anda Troya Müzesi'nde yer alan. O bir Pers lahtıdır. Çok nadir örneklerden birisidir. Biz aslında 1999 yılında Çanakkale Müzesi'nde çalıştığım yıllarda bir kurtarma kazısında o lahti kurtardık. Tabii daha önce defineciler maalesef tahrip etmişti. Yani bu bölgedeki Pers varlığını gösteren en önemli eserlerden birisi. Yani o lahit muhtemelen yani Perslerin yanında görev yapmış olan Çan civarında beyliği olan bir adama ait lahit. O zaman aynı şekilde Poliksena lahti de aynı döneme ait bir lahittir. 510-500'lere tarihlenen tam da Pers dönemine. Tabii. Yani Poliksena lahti bu bölgenin Pers hakimiyetinde olduğu zaman şimdi Gümüşçay bölgesinde Biga civarında sadece Poliksena lahti yok. O tümülüsü yok. Kızıldüm tümülüsü yok. Ayrıca Dedetepe tümülüsü var. Ve gene çok sayıda tümülüs var. Ve bazıları bunların muazzam tümülüsler. Yani bu tümülüsler aynı zamanda Pers yönetimi zamanında bölgenin zenginliğini de gösteriyor. Peki. Pers hakimiyetinden sonra Büyük İskender'le Pers hakimiyeti de son veriyor. Bir Hellenistik dönem yaşanıyor. Sonra bir Bergama hakimiyeti var bölgede. Bergamalılarla biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii şimdi aslında Bergama hakimiyeti, Bergama'nın yani hem Turaas bölgesi hem de Hellespontos'a açılması neticesinde doğuyor. Biraz da bu bölgeye yani Trakya üzerinden gelen Galatlar biliyorsun yani hem İstanbul Boğazı üzerinden hem Çanakkale Boğazı üzerinden geliyorlar ve Attolos, 1. Attolos bölgeyi Galatlardan kurtarmak için geliyor. Galatlar bölgede çok yıkım yapıyorlar. Ve Bergama Krallığı zamanında bölgenin gene özellikle iç kısımlarında Çan ve Yenice civarında Bergama Krallarının önemli tapınaklar yaptığını, Askepion kurduğunu, kentler kurduğunu biliyoruz. Bergama'nın son kralı 3. Attalos yanılmıyorsam şehirli krallığını bir vasiyet yoluyla Romalılara bırakıyor. Böylece Troas bölgesinde yeni bir dönem başlıyor. Roma dönemi. Biraz da Romalılar. Evet aslında hem bölgenin hem de spesifik olarak Troya'nın şansının döndüğü bir zaman Roma dönemi. Yani Helenistik dönemde yani Troya'dan bahseden kaynaklar, yani kentin artık bir harabe olduğunu, köy olduğunu bize söylüyorlar. Fakat Roma'nın gelişi Troya'nın tarihini değiştiriyor, bölgenin tarihini değiştiriyor. Romalılar bu bölgeye özel önem veriyor. Hellespontos civarına, Çanakkale bölgesi ve kıyılara paralı askerler yerleştiriyorlar, koloni kentleri kuruyorlar. Ve daha da önemlisi Roma kurucu atalarının Troya'dan kaçan Aeneas olduğunu düşündüğü için başta Sezar olmak üzere işte Augustus ailesi olmak üzere Troya'ya büyük yatırım, büyük yardımlar yapıyorlar. Yani Troya tekrar kalkınıyor o zaman da. Sadece Troya değil, bazı mesela Parion değil mi? Roma kentidir. Assos da o dönemde kalkınıyor. Aynı şekilde Aleksandria, Troas da Roma döneminin çok önemli kentleri oluyorlar. Peki bu görkemli Roma İmparatorluğu nasıl sonlanıyor bölgede? Şeyde biliyorsunuz Koçeli bölgesinde bu muhteşem sütunlar vardır.
bir anda orada bırakılıvermiş. Belli ki bir, ya bir ekonomik kriz ya bir deprem bir şeyle bir şey sona ermiş Roma. Siz ne diyorsunuz? Şimdi Roma'nın son dönemleri hem kuzeyden güneye doğru inen başta Gotlar olmak üzere çok sayıda saldırısı var. Gotlar Trakya üzerinden Gelibolu Yarımadası üzerinden hem Çanakkale Boğazı hem de Boğaz kıyılarını yağmalıyorlar. Gene Roma'nın son zamanlarında özellikle Doğu Akdeniz'deki bazı olumsuz olaylar Roma'nın deniz uluslararası deniz ticaretini bir anlamda yok ediyor. Tabii büyük depremler var, çok büyük yıkımlar var. İşte Got saldırılarının yanı sıra ve bütün bunlar ard arda geldiğinde yani Truas bölgesinde özellikle Aleksandria Truas gibi görkemli Roma kentleri bundan çok çabuk etkileniyor. Uluslararası ticaret, deniz taşımacılığı bu kentlerde sizin bahsettiğiniz bu büyük sütun taşımacılığı sekteye uğruyor ve bu çöküş giderek devam ediyor. Evet. M.Ö. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıyor malum. O zaman Doğu Roma toprakları içerisinde kalıyor Truas bölgesi. Hatta bir ara Doğu Roma'nın merkezinin Aleksandria Truas olmasının düşünüldüğü bile söylenir. Ondan sonra bir bin yıl biz bilim adamlarının Bizans dedikleri ama onlar kendilerine Doğu Roma diyorlar. Bin yıl bu Roma İmparatorluğu döneminin mirasının yendiği çünkü bir din değişimi söz konusudur. Pagan dininden Hristiyanlık dinine bir geçiş söz konusudur. Bu bin yıl adeta adım adım tükeniyor. Bütün Anadolu gibi Truas bölgesinde birkaç günde ondan bahsedebilir miyiz? Önce şunu söyleyeyim. Yani 4. yüzyılın sonlarında biliyorsunuz yani büyük Konstantinus yani İstanbul arayışında yani yeni kent arayışında önce Troya'yı düşünüyor. Hatta Sigeion'u düşünüyor. Çanakkale Boğazı'nın girişini. Sonra vazgeçip şimdi İstanbul'a olan yerde Konstantinopolis kuruluyor. Gerek Roma İmparatorluğu zamanında olsun gerek Bizans İmparatorluğu zamanında olsun bölge aslında zaman zaman büyük geri dönüşler, gene refah dolu yıllar, hatta yüzyıllar yaşıyor. Abydos bu bölgede Bizans İmparatorluğu'nun önemli bir gümrük merkezi olacak. Lampsakos, daha sonra karşı taraftaki Gelibolu, Priapos, gene Assos. Yani yeni kentler, yeni Bizans kentleri parlayacak ama antik dönemden, geçmişten bildiğimiz pek çok yerleşim bu dönem içerisinde yok olup gidecek. Gidecektir. Evet, biz şimdi dönem olarak buralarda keselim Truas bölgesini. Daha sonra Türk hakimiyeti başlayıp devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Truas deyince söylemek istediğiniz son bir şey varsa onu da eklemek isterim. Evet, Truas bölgesi aslında yani Anadolu'nun Batı Anadolu'daki diğer bölgelere baktığımız zaman İonya gibi, Aiolos gibi, Karya gibi, Likya gibi ya da iç bölgelerde Frigya gibi bölgelere baktığımız zaman aslında çok fazla araştırılmadığını görüyoruz. Bu bölgede modern araştırmalar fazla değil. Yapılan çalışmalar ve kazılar daha çok kıyı bölgelerinde oluyor. Bütün kazılar kıyılarda. Ama bölgenin iç kısımları oldukça zengin, arkeolojik açıdan oldukça zengin bir bölge. Genç bilim insanlarını bekliyorlar. Evet, onları bekliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun katkılarınız için. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çanakkale'de Yeni Troya Müzesi'ndeyiz. Troya Müzesi 2018'in son aylarında açıldı. Gerçekten çağdaş bir müze özellikleri taşıyor. Ziyaretçilerin kendilerini çok iyi hissettikleri, çok şey öğrendikleri, çok çağdaş bir müze olmuş.
Müzenin 3 katlı müze. Müzenin üst katları Troya, Troya'nın hikayesi, efsanesi, arkeolojisi gibi konulara ayrılmış. Ama biz şimdi alt katındayız. Alt katının konusu Troas kentleri. Troas'ın halen kazıları devam eden kentlerinden çıkan eserlerin sergilendiği bir alan burası. Şimdi biraz sonra hem o kentlerin buluntularını hem de hikayelerini kısa kısa göreceğiz. Daha sonraki zamanlarda her birisi bizim bir programımızın konusu olacaklar. Şimdi müzeyi gezebiliriz. Troas bölgesi bugünkü Biga Yarımadası'nı kapsayan bir bölge. Kuzeyinde Marmara Denizi, güneyinde ve batısında Ege Denizi, doğusunda ise dağların yer aldığı bir bölge. Yani bugün Biga Yarımadası dediğimiz bölge. Bu bölgeyle ilgili bize bilgi veren pek çok antik kaynaklar var. Bunlardan en önemlisi Strabon. Strabon 17 kitaplık bir seri yazmış. Adı Geographica, yani coğrafya diye. Bunun 13. kitabını Troas bölgesine ayırmış. Zaten Troas kelimesini de ilk kez onda görüyoruz. Burada bütün kentleri tek tek anlatıyor. Coğrafyasını, tarihini tek tek burada anlatıyor. Bizim için çok önemli bir kaynak. Her kent içinde muhakkak Strabon'a bakmadan o kentin tarihi hakkında bilgilerimiz hep eksik kalır. Diğer bir önemli kaynağımız da Herodot. Herodot da, o da şurada. O da işte 490-485 civarlarında doğduğu kabul ediliyor. Özellikle Pers dönemlerinde, Troas'ın Pers dönemlerinden bahsediyor. Bu Boğaz'ı geçiş öyküsü, Pers kralının Boğaz'ı geçiş öyküsü, onda bahsedilen öykülerdendir. Tabii ki en önemli kaynağımız da asıl Homeros'tur. Homeros, Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nın ikinci bölümünde bu Troas kentlerinden de bahsetmektedir. Şimdi bu yan tarafta da bu Troas bölgesine çok sayıda araştırmacı gelmiş. Bazıları buranın haritalarını çizmişler. Çok güzel haritalar var. Bu en erken haritalardan bir tanesidir. 1882 yıllarına ait Şuvazil Gufye'nin çizdiği bir haritadır. Burada Troas'ın belli başlı kentlerini burada görebiliyoruz. Müzenin Troas kentlerinin anlatıldığı zemin katındayız. Burada şimdi biraz burayı gezip en çok bilinen Troas kentleri ve buluntuları hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Assos vitrinlerindeyiz. Assos bildiğiniz gibi Ayvacık ilçemizde. Midilli'den gelen göçmenlerin kurduğu bir kent diye kabul edilir. Strabon bize bu konuda bilgi verir. Orada özellikle nekropol alanında, nekropolden çıkan eserlerdir bunlar. Yunan ve Roma çağlarına ait eserler. Pişmiş toprak heykelcikler. Bunlar genellikle tapınaklara adak olarak sunulan heykelcikler ya da mezarlara hediye olarak konulan heykelcikler. Bir de ayrıca çocuk oyuncakları olarak yapılan heykelcikler, hepsi Assos'tan çıkmış eserlerdir. Özellikle şu karşıdaki müzisyenler grubu son derece ilginç bir buluntu grubudur. Troas'ın bir başka önemli kenti Tenedos, yani Bozcaada. Burada Bozcaada nekropolü de kazılar gerçekleştirdi yıllar önce. O nekropolden çıkan eserleri görüyorsunuz burada. Bunlar da genellikle Yunan çağlarına ait
eserlerdir. Kırmızı figürlü, siyah figürlü vazolar, pişmiş toprak heykelcikler yine burada yer alıyor. Şuraya gidelim. Troas bölgesinin önemli kentlerinden birisi Dardanos'tur. Dardanos özellikle 1955 yılında burada ortaya çıkartılan bir tümülüsle oldukça öne çıkan bir yerdir. Henüz kazılar yapılmadığı için. Tümülüs eserlerle dolu olduğu için, boşaltılmamış, soyulmamış bir tümülüs olduğu için pek çok eser günümüze gelmiş. Dolayısıyla bize çok şey anlatan bir tümülüstür, Dardanos tümülüsü. Burada o tümülüsten çıkmış klasik dönemin ünlü heykeltıraşı Praxiteles'in yaptığı Knidos Afrodites'in bir kopyasıdır. Yine mezardan çıkan yani tümülüsün içinden çıkan çeşitli işte unganterion dediğimiz gözyaşı şişeleri, koku şişeleri, terakota pişmiş toprak heykelcikler, çeşitli kapkacaklar. Burada da Dardanos tümülüsünü görüyoruz. Ama Dardanos tümülüsü daha çok altın buluntularıyla dikkat çeken bir yerdir. Bunlar da yine Dardanos tümülüsünde çıkmış diadem dediğimiz ölülerin başlarına konulan altın taçlar. Tabii altın her zaman çok ilgi çeken bir malzeme olduğu için önemli bir malzeme. Bu Dardanos tümülüsünün dışında da altın buluntular müzede sergilenmekte. Örneğin bu buradaki şeyler altın şeyler Troya dönemine ait ve bunlar Amerika tarafından Amerika Pennsylvania'daki UPenn Müzesi tarafından Türkiye'ye iade edilmiş, geri verilmiş bir eser grubudur. O nedenle önemli. Bu eserler de yine Troya eserleri. Bunlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden sergilenmek üzere yeni müzeye gönderilen eserlerdir. Bunlar da Troas bölgesinin arkaik dönemlerini göstermesi açısından önemli bir eser grubudur. Polixena lahdi dediğimiz Biga'da çıkartılan bir lahdin içinden çıkartılan, daha doğrusu onun değil de yanındaki küçük bir lahitten çıkartılan eserlerdir. Tarih olarak işte 6. yüzyıla verildiği için önemli bir eser grubudur. Şurada da Troas kentlerinin diğer kentlerinden çıkmış altın buluntular, Assos'tan, Parion'dan eserler görüyoruz. Bir başka Troas kentinin bulunduğu vitrindeyiz. İmroz ve Lapsakos. İmroz Gökçeada, Lapsakos da Lapseki. Lapseki maalesef günümüzde bulunan kentin altında bulunduğundan araştırmalar çok fazla yoğun değil ama önemli bir kent olduğunu biliyoruz. Bunlar da oradan yani bulunup müzeye getirilmiş eserlerdir. Bu arkaik dönemlere ait bir heykeldir. Kuros dediğimiz M.Ö. 6. yüzyıllara ait. O nedenle önemli. Alexandria Troas Hellenistik dönemde General Antigonos'un kurduğu bir şehir. Günümüzde Geyikli Dalyan'da. Orada kazılar devam ediyor. Oradan çıkmış eserler görüyoruz. Bu gördüğümüz Attikus hamamıdır. Anadolu'nun en büyük Roma hamamlarından bir tanesi olarak kabul edilir. Troas bölgesinin en ilgi çekici eserlerinden birisidir bu. Çan lahdi diyoruz. Çan'da
defineciler tarafından bulunmuş. Daha sonra müze tarafından yapılan kazıyla müzeye kazandırılmış. İlginç olan tarafı Pers dönemine ait olması ve üzerindeki figürlerin de Perslere ait olması. Persler genellikle pantolon giyiyorlar. Başlarında bir tiara dediğimiz özel bir başlık var. İşte atlarının kuyruğunu bağlamak gibi bir gelenekleri var. Ve bir de atların üzerine böyle bir halı da koyuyorlar. Şurada bir Persli, şurada bir Perslinin bir Yunanlıya saldırdığını görüyoruz. Böyle başlıklı Persli, etekli bir Yunanlı. Çanlahti, yani Troas bölgesinin Pers dönemini anlatması bakımından çok ilginç. Aynı zamanda boyalı olması açısından da çok ilginç bir layıttır. Apollon Simiterion kutsal alanı. Burası bir yerleşim yeri değil, burası bir kutsal alan. Aleksandria Troas kentinin kutsal alanı. Burada da uzun yıllardır Coşkun Özgünel hocamız tarafından kazılar yürütüldü. O bu sene kazıları kendisi bir başkasına devretti. Buradaki tapınak yapılan restorasyonla gündeme gelmiş bir tapınaktır. Helenistik dönemin önemli tapınaklarından bir tanesi. Burada bunlar da oradan çıkmış Roma dönemine ait eserler. Bu vitrinde Parion vitrini. Parion son 10-15 yıldır kazılan Biga yakınlarında, Biga'nın Kemer köyünde bir kazı yeridir. Her sene çıkan buluntularla oldukça ilgi çekici bir antik kent. Roma yerleşimi olduğu için oldukça görkemli yapılara sahip. Tiyatrosuyla, hamamlarıyla ilgi çekici bir kenttir. Bunlar da oradan çıkmış eserlerdir. Evet, bu bölgede tabii ki yazılı tarihten önceki dönemlerde de yerleşimler vardı. Siminteon yakınlarında, Coşkun Tepe'de bunlardan bir örnektir. Tunç çağları dediğimiz çağlara kadar inen buluntuların bulunduğu, yani ilk yerleşimlerin buluntularının bulunduğu vitrindeyiz. Troas bölgesini ve antik kentlerini kısaca tanıttığımız bu ilk programımızla size veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda bir başka Troas bölgesindeki bir antik kentte buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.